billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, geçen haftalarda yaptığımız bir sohbetimizde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde mümini hurma ağacına benzetmesini ve bu benzetmenin nedenleri üzerinden Müslümanın olması gereken özelliklerini konuşmuştuk, gündeme getirmiştik. Elhamdülillah. Hurma ağacı köklerini toprağın derinliklerinde karargah kıldığı zaman büyük bir gövde ayakta durmakta, dallar ve yapraklar çeşitli mineraller ile beslenip meyve vermekteydi. Bir Müslümanın kalbinde de iman kökleştiği zaman zihin berraklaşmakta, ruh terbiye olmakta, ceset yani beden de hayra doymamaktaydı elhamdülillah. Tabii ki bu durum her zaman aynı düzeyde seyir izlememiştir. Bazen insanın kalbine gaflet perdesi öyle bir gölge koyar ki şahsiyetine yakışmayacak işleri yapabileceği gibi imanının zirvede olduğu anlarında da bazı gedikler açılabilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katiplerinden Ebu Ribi Hanzala radıyallahu an, Ebu Bekir radıyallahu an ile bir gün yolda karşılaştığında Hazreti Ebu Bekir onun ahvalini sordu. Dedi ki Hanzala münafık oldu. Allahu Ekber. Ebu Bekir radıyallahu an bu sözü işittiğinde çok şaşırdı. Hemen arkasından Subhanallah dedi. Çünkü Hanzala çok ağır bir şekilde kendine ithamda bulunmuştu. Zira Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan bahsederken fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada, onların kalplerinde marazlar vardır, hastalıklar vardır. Allah da onların marazını, hastalığını arttırmıştır. Peki onların marazı neydi? Allah Azza ve Celle ayetin devamında وَإِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Onlar mümin erkek veya mümin kadınlar ile karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Allahu Akbar. Sizin gibi Allah'a ve Resulüne teslim olduk. Sizin cennete sevdalı olduğunuz kadar, hayra doymadığınız kadar biz de aynı duyguları yaşıyoruz dediler. Ancak وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاتِينِهِمْ, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında
Bu şeytanlar Yahudiler, Hristiyanlar, Allah'a ve Resulüne harp açmış olanlar, ister bir ordunun kumandanı, ister bir ordunun neferi, isterseniz bir kabilenin reisi, hiç fark etmez. O şeytanlar ile baş başa kaldıklarında قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ dediler ki biz sizinle beraberiz. Biz sizin gibiyiz. Bakmayın biz o sefihlere, haşa ve kella, Allah'ı sevdiğini iddia edenlere, Muhammed'in adımlarını takip ettiğini söyleyenlere, cenneti elde ettiğini söyleyen o yarı çıplaklara, yalın ayaklara, aç karınlılara, bakmayın biz onlara iman ettiğimizi söylediğimizi. İnna ma'akum innema nahnu mustehzi'un. Biz onlarla alay ediyoruz. Onlarla dalga geçiyoruz. Onların Rabbiyle alay ediyoruz. Haşa ve kella sözlerini söylediler. Ondan dolayı benim Rabbim fi kulubihim maradun. Onların kalplerinde bir maraz vardır. Allah da onların kalplerindeki marazı artırmıştır. Ve Allah onları cehennem azabının en şiddetli kısmında, en şiddet kısmında cezalandıracaktır. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh bundan dolayı şaşırdı. Bundan dolayı subhanallah dedi. Ey Ebu Ribi, hani bilmediğimiz bir kusrun, ayıbın, günahın sahibi misin? Hangi halden dolayı sen kendini zındıklık ile, fasıklık ile, münafıklık ile suçluyorsun? Çok basit. Ebu Ribi döndü. Belki o da şaşırdı Hazreti Ebu Bekir'in bu kadar şaşkın olmasına. Belki o da hesaplayamadı Bakara suresinde münafıkların, o fasıkların Allah tarafından ne büyük bir şekilde itham edildiklerine. Dedi ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken o bize cenneti ve cehennemi hatırlatırdı. Biz de sanki gözlerimizle görüyormuşçasına olurduk. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet nimetlerinden bahsettiği zaman sanki sağımızda huriler, solumuzda peygamberler, önümüzde şehitler, arkamızda sıddıklar, salihler, abidler, takva sahipleri, onlarla cennetin nimetleri içerisinde buluşuyoruz, oynaşıyoruz, gülüşüyoruz, eğleniyoruz gibi hissediyorduk. Aynı peygamber aleyhissalatu vesselamın dudakları arasından cehennemin ne kadar kötü bir yer olduğu, ateşin ne kadar kötü bir yer olduğu bahsedildiği sırada şu aciz bedenlerimiz, şu günahkar bedenlerimiz, etlerimiz, kemiklerimiz o ateşin sıcaklığından, isinden, pasından etkileniyor dercesine söyledi. Ve dedi ki maalesef Allah Resulü'nün meclisinden, mescidinden ayrıldıktan sonra da hanımlarımız ve çocuklarımız arasında çok şeyi unutuyoruz dedi. Allahu Ekber. Olmuyor bu mu Hasan abi be? Salihlerle beraber oturuyorsunuz. Muttakiler ile berabersiniz. Yapma be kardeşim. Allah var. Korkma be kardeşim. Allah var. Mücadele et kardeşim, cennet var diyenlerle beraber her oturuşunuzda Allah için söyle imanın artmıyor mu? Onlarla beraber bulunduğun meclislerde Allah Azze ve Celle'nin mağfiretini, rahmetini, bereketini senin üzerine koyduğu, kalbinin içine soktuğu sekine hissetmiyor musun? Vallahi hissediyoruz. İliklerimize kadar hissediyoruz. Eğer içimizde fitne yoksa, Allah muhafaza Rabbim bizi fitneden korusun. Eğer bizde fesat yoksa, Rabbim bizi bundan muhafaza buyursun. Eğer biz zındık değilsek, Rabbim bizden uzak eylesin. Günahkar da olsak, şuradaki müminlerle beraber olmanın lezzeti kalbimize damla damla akmaktadır. Nereye kadar? Kapıdan dışarı çıkana kadar. Çıktık. Hanımızın yanında geldiniz. Sıcak yatakta birleştiniz. Çocuğunuz geldi bir taraftan sizi okşadı. O dünya telaşı bir yandan oyaladı. Bütün cennet nimetlerini unutur hale geliriz. Sabah namazı zır zır çalar. Saat cehennem ayetlerini unuturuz. Aynı durum bizim için de geçerli değil mi aziz dostum? Aynı şey bizim için de geçerli. Ebu Bekir radıyallahu anh dostunun halini çok iyi anladı. Salih bir dost karşısındaki insanın ahvalini çok iyi anlarmış. Aslında kendisine nasihat edebilirdi. İkna da belki edebilirdi.
Ama işi riske atmadı Yılmaz abi. Ne yaptı? Onu en iyi bilenin yanına götürdü. Hani bir bilenin üstünde bir bilen var diye. Onu insanlar içerisinden en iyi bilen, Allah'ın nimetlerine şahitlik yapmış, İbrahim aleyhisselam gibi doğuyla batı bir kağıdın dürüldüğü gibi durulup gözünün içine sokulmuş, cennet gösterilmiş, cehennem gösterilmiş, ölüm hakikati gösterilmiş, Cebrail ile her an konuşan bir peygamberden daha iyi bilen o an bir insan mı olacaktır? Ebu Bekir radıyallahu an işi riske atmadan Ebu Ribi'nin içinde bulunduğu duygusal hali anladı. Dedi ki gel senle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidelim. Tabip odur. Doktor odur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiklerinde dedi ki ya Resulallah, Hanzala dedi münafık oldu. Subhanallah. Resulullah aleyhisselam buna şaşırdı. Dedi ki sen ne biçim söz söylüyorsun dedi. Bu çok ağır bir sözdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözün nereye gideceğini çok iyi biliyor. Kendisinin vahiy katibi Cebrail aleyhisselam okuyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ezberliyor. O temiz dudaklarının arasından çıkan her bir sözü harfini şaşırmaksızın kağıda kaydediyor. Deriye kaydediyor. Taşa kaydediyor. Eşini, çoluğunu, çocuğunu koruduğundan daha fazla peygamberin emanetini koruyan adam diyor ki ya Resulallah Hanzala münafık oldu. Allah Resulü aleyhisselam diyor ki sen ne biçim bir söz söyledin diyor. Ya Hanzala. Dedi ki ya Resulallah, işte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anha söylediği her bir sözü Allah Resulüne söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi fark etti, anladı. Onun üzerinden bütün mümin erkek ve bütün müminlere, kadınlara bir nasihatte bulundu. Dedi ki nefsim kudreti elinde olan zata yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, huzurumda bulunduğunuz hal üzere kalmaya devam ederseniz, yani ben size nasihat ettiğimde, o cennetin ayetlerini size anlattığımda, cehennem ile korkuttuğumda, hani bir ruh haline giriyordunuz ya, imanlarınız artıyordu, salih amele karşı hırsınız çoğalıyordu ya, bu hal üzere kalmaya devam etseydiniz, döşeklerinizin üzerinde ve yürüdüğünüz yollarda melekler sizlerle musafaha yaparlardı. Allahu Ekber. Sizi her gördükleri yerlerde kucaklarlardı. Dedi ki sonra ona döndü. Ya Hanzalatu sa'aten ve sa'aten. Dedi ki biraz böyle, biraz böyle. Bir saat böyle, bir saat şöyle. Yeri geldiği zaman böyle, yeri geldiği zaman şöyle. Şimdi kardeşlerim burası çok önemli. Burası bizim için çok önemli bir mesele. Yani kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hakikati gösteriyor. Bir Müslüman gün içerisinde her anını ibadet ile geçirme konusunda bir güce muktedir değildir. Böyle bir gücü yoktur. Her an olmasın ki sürekli Allah'ı razı edecek bir iş yapabilsin. Özellikle de bir müminin kadınıyla erkeğiyle hiç fark etmez Allah'ın dinini aşabilme gücü asla yoktur. Dinle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Buhari iman bölümünde bu hadisi kayıt altına almıştır. Diyor ki Allah Resulü din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona mağlup olur. Allahu Ekber. Kim din ile yarışırsa, dinin bütün teferruatlarını yapma konusunda dine galebe çalmaya çalışırsa kaybedecektir. Sonra devam ediyor. Diyor ki o halde orta yolu tutun. Yani vasat olun. Ve yapabileceğinizin en iyisini yapın. O gün o an içerisinde üzerinize farz olan, vacip olan ne ise onun en iyisini en güzel şekilde yapın. O zaman da müjdeler olsun size. Allahu Ekber. Müjdeler olsun size. O gün içerisinde vasat olun, itidalli olun, yapabileceğiniz en iyi ameli en güzel şekilde Allah'a sunun. Size dedi müjdeler olsun. Sonra devam etti dedi ki günün başlangıcından, sonundan ve gecenin bir miktarından faydalanın.
buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiği sırada iki direğin arasına asılı bir ip görüyor. Diyor ki bu ip neyin nesidir? Diyorlar ki ya Resulallah, bu Zeynep binti Cahş'ın ipidir. Namaz kılmaktan yorulduğu zaman, dikkat edin Müslümanlar, namaz kılmaktan yorulduğu zaman bu ipe dayanır, namazına devam ederdi. Bu ipi elle mi tutardı? Dirseğiyle ona yaslanır mıydı? Omuzunu mu koyardı, ben bilmem. Sırtını mı verirdi, bunu da bilmem. Ama bakın, dinleyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temiz zevcesinin yapmış olduğu bu işi takdir ile karşılamıyor. Yahu elhamdülillah. Ne kadar da saliha bir eşim varmış. Elhamdülillah, namazda yorulduğu sırada dinlenmekten ar duyan bir zevceye sahibim. İpiyle tutmakla da olsa namazına devam etmektedir. Tebrik mi ediyor? Asla. Ne diyor kardeşlerim? Diyor ki bu ipi çözün diyor. Bu ipi kaldırın buradan. Hani bu iş, ipi takviye ve sağlamlaştırma? Yok. Bu ipi kaldıracaksınız. Ne diyor biliyor musunuz? Bakın kardeşlerim. Sizden biriniz canlı ve istekli olduğu müddetçe nafileye devam etsin. Abi bugün işten çıktım da yatsı namazını kılmasam olur mu? Yok öyle bir şey. Farz-ı ayn olanı, farz-ı kifaye olanı yapmakla mükellefiz. İster yorul, ister hasta ol. Yatalak dahi olsan, bu dinin şarihi olan Allah ve Resulü senin namaz kılmanı emretmektedir. Ama farza bağlı nafileler, o vakte bağlı nafileler varsa, canlı değilsen, istekli değilsen, duyarlı değilsen, içinden gelmiyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bakın dikkat edin. Böyle bir durumda da diyor, dinlenin diyor. Dinlenin. Hatırlatırım size kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile aynı cennetin bahçelerinde gezinmek isteyen sahabeler, Peygamber aleyhisselamın evindeki nafileleri merak ederler de annelerimizin kapılarını aşındırırlar. Allah Resulü'nün o mübarek zevceleri Peygamber aleyhisselamın yaptığı amelleri anlatınca sahabe şöyle kendine bir bakar, kendini hayıflar. Yahu der, o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilmiş, makamı mahmud ile övülmüş bir peygamber iken biz bu amellerle mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle aynı cennette bulunacağız? İşlerinden bir yiğit çıktı. Dedi ki vallahi bu andan itibaren ben sürekli oruç tutacağım. Gün aşırı oruç tutacağım. Bir tanesi çıktı. Dedi ki bu andan itibaren gece hiç dinlenmeksizin namaz kılacağım. Bir tanesi çıktı dedi ki şu andan itibaren eşlerimden, zevcelerimden, kadınlarımdan el çekeceğim. Onlarla meşru bir şekilde eğlenmeyeceğim. Tabiri caizse ne hallerini soracağım, ne hatırlarını, ne de yüzlerine bakacağım. Kadın mı var, kaçacağım. Onların bulunduğu mekanı terk edeceğim. Neden? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Firdevs-i Ala'da beraber olmak istiyorlar. Kötü mü kardeşim? Allah için söylüyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulaklarına bu haber ulaştığında dinleyin bakın kardeşlerim. Elhamdülillah. Benim ne kadar abid, muttaki, muhlis, muhsin sahabelerim var. Sizler var olduğunuz müddetçe bu dinin sırtı yere gelmez demedi Allah Resulü aleyhisselam. Ne dedi biliyor musun Nafi abi? Dedi ki sizi uyarıyorum dedi. Sizi ikaz ediyorum. Sizin içerinizde Allah'tan en fazla korkan, takvalı olan benim dedi. Muttaki olanınız benim dedi. Allah'ı gören, Allah'ı işiten, Allah'tan haber alan, Allah'ın cennet nimetlerini gezen, cehennem ateşinin homurtularını duyan, Cibril'ül Emin'den vahiy alan, her daim meleklerle karşı karşıya gelen, yahu bir peygamber muttaki olmayacak da kim onun üzerinden takva yarışına girecek?
Dedi ki Allah'tan en çok korkanınız, sakınanınız benim dedi. Ancak ben dedi bir gün oruç tutarım, bir gün tutmam. Yani bazen oruçluyumdur, bazen oruç tutmam. Ben gecenin bir kısmında dinlenirim, bir kısmında da ibadet ederim. Ve dikkat edin şimdi, kadınlarla da evlenirim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya kadar tamam. Ancak söylediği sözler sahabenin tam kalbinin ortasına mühürlenecek sözlerdir. Dedi ki فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Kim dedi sünnetimden yüz çevirirse, Allahu Ekber, bu benim sünnetimdir, bu dindir. İmam Ahmed bin Hanbel'in ifadesiyle hadis dindir, sünnet dindir. Kur'an bize yeter diyenlere karşı bir reddiyedir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, her gün gün aşırı oruç tutarsa, yemeden içmeden kesilirse, kadınlardan, onlarla meşru eğlenmekten, evlenmekten yüz çevirirse, geceleri dinlenmeksizin yorgun, bitkin, usanmış bir halde nefsi yeter diyerek namaz kılmaya devam ederse, feleyse minni, benim sünnetimden değildir, benden değildir, ben böyle bir peygamber değilim. Zira oruç tutarım, yeri geldiği zaman tutmam. Gece namazı kılarım, yeri geldiği zaman dinlenirim. Kadınlarla da evlenirim dedi benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Benim sünnetimde bu yoktur. Ah o vakıf abiciliği yapanlar, vakıf ablacılığı yapanlar. Allah'ın şeriatının yayılması için kendilerini evlenmekten uzak tutanlar, kendilerini ruhbanlığa adayanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana söylüyor. Diyor ki فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Senin takip ettiğin hocan, senin takip ettiğin şeyhin, senin takip ettiğin liderin sürülmekten, zindanların birinden çıkıp diğerine girmekten evlenememiş olabilir. Ama benim peygamberim evlenmeyi sana şart koşuyor. Bir takım alimler, bir takım davetçiler, Allah yoluna kendini adayanlar, yahu bırak evlenmeyi, gülmeye bile fırsat bulamamışlar, başımın tacıdır. Ama sen rahat döşeğinin üzerinde, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı cennete girmek istiyorum, evlenmem dersen, benim peygamberim sana der ki benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Allah muhafaza. Şu an içimizde, evinize gittiğinizde, ailenizde, binanızda, sokağınızda, pazartesi günü gideceğiniz fabrikada, atölyede, iş yerinde, nafileler konusunda ifrada düşen bir kardeşiniz var ise, sahabe gibi bedenini bu anlamda yoran, zihnini bu anlamda yoran, kalbini bu anlamda yoran bir kardeşiniz var ise, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yapma, nasihatlerine dikkat et. Zira bedeninin, hanımının, çoluk çocuğunun, anne babanın ve şurada bulunan hazirunun senin üzerinde hakları vardır diyor benim peygamberim. Başka bir hadiste diyor ki Resulullah, Allah'a yemin ederim ki siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmayacaktır. Siz amel etmekten yorulmadığınız müddetçe Allah size ecir vermekten, sizi mükafatlandırmaktan asla yorulmayacaktır. Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Şimdi ne olur kardeşim, dön. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, Hanzala münafık oldu. Dünyaya biraz meyletti diye. Hanımıyla hoş sohbet yaptı diye. Çocuklarını kucağına alıp okşayıp öptü diye. Cenneti bir an olsun unuttu diye. Cehennemi bir an olsun unuttu diye kendini münafıklıkla itham eden bir adama benim peygamberim döndü. Ya Hanzalatu sa'aten ve sa'aten. Ey Hanzala, bir saat ahirete, bir saat dünyaya. An gelecek ahiretini yapacaksın, an gelecek dünyanı yapacaksın. Yani bakın bunu Hanzala için düşüneceğiz. Sonra kendimize vuracağız kırbacı. Yani ya Hanzala ve Hanzala gibiler,
İbadetler sizi yorduğunda ve bıkkınlık haline getirdiğinde oturun bir köşede dinlenin. Hanımlarınızla, zevcelerinizle, çocuklarınızla eğlenin ve rızkınızı temin etmek için çalışın. Anlaştık mı abiler burada? Yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın kardeşlerim, bu sözleri ahirete biraz meyleden ve çoğunu dünya işleriyle geçiren bir adama söylemedi. Hayatını ahiret endeksli yaşayan ama biraz dünyaya meyleden adama söyledi. Şimdi sana ve bana ne oluyor be aziz dostum? Bu hadisi kendimize delil gösteriyoruz. Baksana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun gibi bazı hadislerde dinde aşırıya kaçanları yermektedir. Allah dinde aşırı gidenleri sevmiyormuş dedik. Yahu kardeşim, damarlarımızdan dünyevileşme kanın aktığı gibi akmaktadır. Bize ne oluyor aziz dostlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasat olun demiş. Allah kitabında ümmeti vasatlıkla itham etmiş elhamdülillah. Dinde aşırıya gitmeyin dedi. Yahu biz bu hadisleri aldık. Farza bağlı olan bütün sünnetleri terk ettik. Sabah namazını 2 rekat kılıyoruz. Öğleni 4 rekat. İkindiyi 4. Akşamı 3. Yatsıyı 4. Yalan deyin. Yahu o kadar tembelleştik. Bedenimiz o kadar acziyet sahibi oldu ki vitir namazını tek rekatla kıldık. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da böyle amel ettiğiyle alakalı rivayet var. Gözün çeksin seni. Benim peygamber aleyhisselamın 3 rekat kıldı, 5 rekat kıldı, 7 rekat kıldı, 9 rekat kıldı, 11 ve 13 rekat kıldığıyla alakalı rivayetlerini bir kenara koy. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın 1 rekatla ilgili rivayetini al, cebine dir, kalbinin tam içine sok. Sonra da de ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi? Ya hanzalatu sa'aten sa'aten, bu kadar aşırıya gitme. Biraz dünyaya da meylet. Dünyadan da nasibini al. Ah be kardeşim, nerede? Allah için soruyorum, nerede? Pazartesi, perşembe oruçlarıyla bedenlerini yoranlar nerede? Allah için söyleyin. Ben kendimi listenin başına koyuyorum. Sen nereye koyuyorsan koy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi gece vakitlerinde ayakları şişene kadar namazlarını kılan abidler nerede? Allah'ı zikretmekten dilleri yorulan, Allah'ı zikretmekten dudakları şişen, yorulan, bedenleri çatlayan davetçiler, alimler, zahitler nerede? Susma ne olur söyle. Nerede Allah yolunda infak etmek denilince bütün malını mülkünü ortaya koyan Ebu Bekir, Ömer bin Hattab, Abdurrahman bin Avf gibi adamlar? Nerede Müslüman, söylesene. Haram ile karşılaştığında bir vazo gibi çatlayan, harama meylettiğinde haramın birazı değil, haramın içerisine gömüldüğü halde vicdanının vurduğu kırbaçlarla, sopalarla tevvab olan Allah'ın, gafur olan Allah'ın, gaffar ve gafir olan Allah'ın kapısını zorlayanlar nerede? Nerede Müslüman, Allah için soruyorum. Kur'an okunduğu zaman tüyleri ayağa kalkan, derileri ürperen, namazın içerisinde cehennem ile ayetler okunduğunda ağlamaktan nefesi kesilip ölenler, zahitler nerede? Nerede Müslüman? Hani yetimler gülene kadar biz sevinmeyecektik? Hani mazlumların üzerinden zulüm kalkana kadar oturmayacaktık? Nerede Müslümanlar? Nerede bu adamlar? Nerede Selahaddinler? Nerede Allah yolunda bedenini zulme karşı siper edenler? Yahu insanlar ellerimizin arasından cehenneme doğru koşuyor. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, ben dedi ateşin bir kenarındaki adamım. Ben, insanlar ateşin içerisine süzülen ateş böcekleri gibi giderlerken bedenimle, yeleğimle, ellerimle, bütün azalarımla onları durdurmaya çalışan bir adamın misali gibiyim demesine rağmen, aziz Müslüman uyuma. Elimizin altından kardeşlerimiz bir bir giderken çırpınanlar nerede? Allah için söyle.
Ya hanzalatu sa'aten ve sa'aten. Aşırı gitmeyin. Allah dinde aşırı gidenleri sevmez. Gözün çıksın. Dünyanın dibine kadar dalmışız. Gırtlağımıza kadar dünyevileşmişiz. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle buyuruyor aziz dostum. Adam burada oturmuş makam koltuğunda. İster memur olsun, ister kıytırık bir fabrikada idareci olsun. Farz namazlarını deponun dibinde zar zor kılıyor. Sünnetleri sorma zaten. Hiçbirini kılmıyor. Hanımının çarşafından utanır hale geliyor. Çocuğunu hafızlıkta okutamıyor. Yahu diyor ne yapayım diyor. Çalıştığım müessesede kınanıyoruz. Yoksa elimden rütbe gidecek. Kopacak şu rütbeler. Rütbel bassın senin. Sonra ona geliyorlar bir hocaya. Diyorlar ki hoca efendi bakar mısın? Adam falanca makamı teşkil ediyor. Elhamdülillah burada da sabah 9'da işe başlıyor. Akşam 5'te işten çıkıyor. Ama adam farzları zar zor kılıyor. Yeri geldiği zaman cem etmek zorunda kalıyor. Ne diyelim bu adama? Ey mübarek! Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden gafil misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki itidalli ol. Hanzala'ya dedi ki saaten saaten. Ola aşırı gitmeye gerek yok. Lan ne aşırısı? Adam dünyada aşırı olmuş. Dinde aşırılığı yok. Gırtlağına kadar dünyaya batmış, iliklerine kadar dünya işlemiş. Makam sevgisinden dolayı, şu koltuğunun sıcaklığını terk etme korkusundan dolayı sana geldi söyledi. Utanmıyor musun ona saatten saatten hadisini okumaya? O adama ne diyeceksin sen? Bırak gafil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hanzala'ya döndü. Hanzala dedi dünyadan da böyle biraz meyledersen sıkıntı yok, münafık değilsin. Ulan sen münafığın önde giden olmuşsun. Sen dünyevleşmenin abidi olmuşsun. Utanmaz. Biraz da ahiretin için çalış. Diyeceğin yerde yahu olmaz bir şey olmaz. Elhamdülillah dinde aşırılığı Allah sevmiyor. Ah ah ne aşırılığı. Şu makamı niçin kullanıyorsun? Burada ne için varsın abi? Kime faydan olmuş senin? Cumartesi pazar çalışmıyorum ama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Forum İstanbul'dun katlarını tek tek geziyorsun. En ucuz ürünlerde onu araştırıyorsun. Ulan ümmetin buna mı ihtiyacı var? Ümmet kan ağlıyor. Cumartesi pazar sen yatmanın keyfindesin. Kalkıp da bana saaten saaten hadisini yanlış şerh etme. Biz bu hadislerle mükellef değiliz. Bakın kardeşlerim kusura bakmayın. İçinizde böyle abidler varsa, zahitler varsa sözüm ona değildir. Ama benim gibi gafilseniz şu dünya bırakın kıkırdaklarınıza kadar size işlediyse bu hadisler bize hitap etmiyor abi. Bu hadisleri biz nasıl anlayacağız? Sen dünyaya çok meyletmişsin. Biraz ahiretin için, biraz dünyan için. Daha fazla ahiretin için, biraz dünyan için çalışman lazım diye bizi uyarmalar lazım. Soruyorum abi. Ümmetin derdiyle dertlenen idareciler nerede? Allah'ın dinini dert edinenler nerede? Doğu Türkistan için ağlayanlarımız nerede be kardeşim? Bırak derdi. Bırak çalışanları. Bırak koşturanları. Hangimiz gece vakitlerinde Doğu Türkistan'da şu kış aylarında annesiz babasız sokaklarda donan çocuk için ağlıyor bunu sorun be kardeşim. Hatırlatıyorum sana Ramade yılını. Hicretin 18. yılı. Hazreti Ömer'in halifeliği yaptığı dönem. Medine'de öyle büyük bir kıtlık ve kuraklık yaşanmaktadır ki Bedeviler çölleri terk edip şehir merkezlerine akmaktadır. Bırakın Bedevileri. Vahşi hayvanlar çölleri bırakıp Medine sokaklarında yiyecek arar hale gelmişler. Yahu hani desen ki şehrin kenarlarında dursun lan gelmeyin, gelmeyin. Siz geldikçe Ömer bin Hattab'ın sırtına Uhud dağını koyuyorsunuz. Gelme ne olur gelme. Hazreti Ömer bu olayı gördükten sonra der ki ben eti, sütü, balı, yağı kendime dedi yasaklıyorum. Bu andan itibaren yemek bu konuda yoktur. Diyorlar ki rivayette o Ramade yılında, Ramade'de rüzgar estiği zaman yerden küller böyle havaya kalkarmış. O Ramade ona derlermiş. Ondan dolayı kül yılı demişler. Kül. Diyorlar ki o Ramade yılında bir koyun kesmişler. Yahu et o kadar kötü ki aç olanlar ellerini uzatamamışlar. Allahu Ekber. Diyorlar ki Ömer bin Hattab'ı gördük tanınmaz halde. Böyle cilde esmerleşmeye başlamış.
Şu zaten gözlerinin altında böyle bağcık oluşmuş ağlamaktan dolayı. Hangimizin var bu abi? Ne suratımızda secde izleri var, ne ağlamaktan dolayı gözlerimizde işaretler kalmış. Ne gözlerimizin altında bir morluk. Uyumaktan başka yaptığımız hiçbir şeyimiz yok. Ve Medine'de bir deve kesirler. Devenin en güzel kısmını pişirip tabağa bolca koyup Hazreti Ömer'e getirirler. Ömer bin Hattab radıyallahu an bakar, der ki bu neyin nesidir? Derler ki ey müminlerin emiri, insanlar için deve kestik, en güzel tarafını da sana getirdik. Ne iyi etmişsiniz der. Bakın dikkat edin. Takdir etmek için değil, teşekkür etmek için değil. Tabir yerindeyse kınamak için. Diyor ki ne iyi etmişsiniz diyor. İnsanlar aç kalacaklar. Kıtlıktan dolayı, kuraklıktan dolayı aç olacaklar. Ben de dedi tıka basa bunu yiyeceğim ha dedi. Kaldırın dedi. Kaldırın bunu. Yerfe denilen hizmetlisini çağırır. Der ki bana yiyeceğimi getir. Nedir senin yiyeceğin ya Ömer? Hazreti Ömer'e biraz zeytinyağı getirirler. Biraz da kuru ekmek. Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle ekmeği ufalar. Tam alacak, bakın dikkat edin, tam alacak birkaç saniye dona kalır. Elini uzatır ama alamaz. Sonra Yerfe'yi çağırır, der ki ey Yerfe gel. Semh denilen bir mahallede yaşayan şu falanca aileye bunu götür der. Allahu Ekber. Niye? Diyor ki 3 gündür kendilerini ziyarete gidemedim diyor. 3 gündür. Düşünüyorum diyor aç olabilirler. Allahu Ekber. Ne götürecek biliyor musunuz? Biraz zeytinyağı, biraz kurumuş ekmek. Peki o öğün neyin öğünü? Akşam saati Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aç, susuz günlerce tuttuğu orucu açabileceği ilk yeme. Diyor ki al bunu sen denilen mahalleye götür. Daha sonra namazı kılmak için mescide gelir. Namazlar kılınır. Ömer bin Hattab radıyallahu an eve gider saatlerce namaz kılar. Ve der ki Allah'ım Muhammed'in ümmetinin helakını benim elimde gerçekleştirme. Allahu Ekber. Muhammed'in ümmeti benim elimde helak olmasın der. Ve dışarı çıktığında tam bineğine yaklaşır. Çok affedersiniz, özür dilerim. Tam bineğine yaklaşır. Hayvanın pislediği şeye şahit olur. Ne der biliyor musunuz? Vallahi der. Bakın dikkat edin Müslümanlar. Vallahi insanların yüzü gülene kadar, gökten yağmur yağıp yerden mahsul çıkana kadar senin der üzerine binmeyeceğim. Sebebi ne biliyor musun Selim abi? Çünkü hayvanın pisliğinde biraz arpaya şahit olur. Subhanallah. Sen nereden buldun der bu arpayı? İnsanlar aç, sefil, bir deri bir kemik. Sen arpa yemişsin. Vallahi der senin üzerine binmeyeceğim. Subhanallah. Gündüz vakti olur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh sokaklarda, mahallede her bir köşesini gezerken susadığını, ihtiyacını hisseder, bir kapıyı çalar. Ev sahibine der ki bana bir bardak su ver. Ev sahibi karşısında müminlerin emiri Ömer bin Hattab'ı görünce su mu getirir? Evde en güzel içecek neyse onu getirir. Bal şerbeti getirir. Bal şerbeti. Ömer bin Hattab ne elini uzatabilir o bardağa ne de teşekkür edebilir. Yine dona kalır. Der ki vallahi kıyamet gününde hesabını veremeyeceğim şu içeceği bendir içememdir. İnsanlar aç, insanlar susuz, ben bal şerbeti içeceğim. Ha? Biz olsak mevzu nereye döner mi? Abi ya balın kalitesine döner, ya arıyı yetiştiren adamın sanatına döner, Ömer bin Hattab'a yok kıyamete döner. Vallahi kıyamet gününde hesabını ödeyemeyeceğim bir şey içemem der. Bana der bir bardak su getirin. Bir bardak su getirirler. Hazreti Ömer suyu içtikten sonra yol alır ve bakın şu sözleri söyler. Allah'ım ne olur üzerimizdeki kuraklığı kaldır ve bizi helak olanlardan eyleme. Allahu Ekber. Şimdi nerede be aziz dostum böyle idareciler? Bulunduğu makama koltuğuna yapışanlar değil de sokak sokak diyar diyar gezenler, fakirleri gözetenler, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderenler. Nerede böyle idareciler?
O yüzden benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya biraz meyledip münafıklıkla kendini itham eden adama döndü. Dedi ki biraz öyle biraz böyle. Biz dünyadan şu burnumuzu çıkartacağız, kalbimizi çıkartacağız, ahirete yöneleceğiz. Ondan sonra da diyeceğiz ki dünyadan da nasibini unutma. Biraz öyle biraz böyle aziz dostlarım. Allah bizi ıslah etsin Müslümanlar. Allah bize ıslah etsin. Kardeşlerim, bunlar dünyaya meyledenler bir tarafa dursun. Bunlar ahireti arzu edip dünyadan da payını unutmaması için müminlere nasihattır. Yalnız hatırlatmamız gereken bir şey daha var. Bakın o da şudur. Kalbimiz ile Rabbimizin arasına giren gaflet perdesi gün gelmiş bizi yavaşlatmış. An gelmiş bizi duraklatmış. Zaman gelmiş bizi geri döndürmüş. Yok mu? Var kardeşlerim. Ama öyle bir sebep çıkmış ki kardeşler, o sebep bizi almış, tekrar iman ettiğimiz merkeze bizi geri döndürmüş elhamdülillah. Bu durumu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir şekilde betimlemekte. Diyor ki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir hatırasını paylaşayım mı kardeşler? Ebu Said takriben 13 yaşlarındayken Uhud'da babasını şehit olarak kazanıyor elhamdülillah. Babası Uhud günü şehit oluyor. Öyle bir fakir ki annesi artık dayanamıyor. Evladım diyor, git Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz yiyecek, biraz içecek bir şeyler istedir. Ebu Said Allah annesinin bu teklifini kabul etmez. Ama kadın o kadar ısrar eder ki dayanamaz. Tam Peygamber aleyhisselamın mescidine girer. Peygamber aleyhisselamın şu sözleriyle, hutbesiyle karşılaşır. Ey iman edenler! Artık sizin için iffet ve başkasından istememe zamanı geldi. İffetli yaşayana Allah verir. Gözü tok olanı Allah zengin eder. Allah'a yemin ederim ki kişiye sabırdan daha geniş bir rızık verilmemiştir. Mutlaka benden isterseniz ben ancak bende olan kadar size veririm sözlerini söyler. Hadisler derler ki Peygamber aleyhisselamı bu sözlere iten o sıra mecliste bulunup da Allah Resulü'nden sürekli bir şey isteyenler. Sürekli Peygamber aleyhisselamdan bir talepleri var. Peygamber aleyhisselam bu sözleri söyleyince Ebu Said zaten söylemekten utanıyordu. Tekrar eve geri döner. Ve bu durumu annesine anlatır. Bakın kendisinin sözü, ben diyor iffetli olma konusunda sabredince Ensar'ın diyor en zenginleri arasına girdik diyor. Allahu Ekber. O yüzden gençler isteyeceğiniz zaman Allah'tan isteyeceksiniz. Ayakkabının bağı dahi olsa Allah'tan isteyeceksiniz. İffet, gönül tokluğu ve sabır bir mümine verilmiş en büyük rızıktır. Rabbim bizi onlardan eylesin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin ile iman at ile onun bağlandığı yer gibidir. Anladık mı abiler hadisi? Mümin ile iman at ile onun bağlandığı yer gibidir. Bazen at uzaklaşıp dolaşır, sonra tekrar bağlı olduğu yere gelir. Mümin kişi de bazen gaflete düşer, ancak sonra imanına geri döner diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bu hadis İmam Ahmed'in Müsned'inde geçiyor. Demek ki kardeşlerim, bir mümin olarak her anımızı kamil bir şekilde yaşayacak değiliz. Bazı işlerimizde iyi olacağız, bazı işlerimizde gafletin yakasını kendimizi kaptıracağız. Bazen bize öyle bir hastalık sirayet edecek ki mümin olmamıza rağmen
bütün amellerimizi gölgeleyecek duruma geliriz. Bakın dikkat edin. Öyle bir hastalık bize zuhur eder ki, öyle manevi bir hastalığa yakalanırız ki, bütün iyiliklerimizin üzerine bir gölge olur, üzerimizi örter. Ama bir sebep çıkar, bizi alır tekrar nereye getirir? İman ettiğimiz merkeze getirir. Kim gibi peki kardeşler? Sahabeden Ebu Mihcen radıyallahu anh gibi. Kim biliyor musunuz bu? Bu Taifli Sakif kabilesinden çok cesur, şair ve aynı zamanda çok cömert bir adam. Ebu Mihcen. Allah Resulüne iman etmesine rağmen, bakın dikkat edin, Allah Resulü döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde, Ömer bin Hattab döneminde içki müptelası olduğundan dolayı sürekli kendisine had cezası uygulanmış bir sahabedir. Bakın yiğit bir adam, şair ruhlu bir adam, cömert bir adam Ebu Mihcen. Ama bir hastalığı var ki içki müptelasıdır. Yakasını bir türlü bırakmamış. Hazreti Ömer radıyallahu an, dikkat edin adetidir. Geçen derslerimizin birinde kendi oğlu Abdurrahman'ı nasıl şehrin meydanında en işlek yerinde içkili olduğu halde onu cezalandırdı ya, hatırladınız mı? O an ikinci bir defa dayak yiyenlerden biri de Ebu Mihcen'dir. Hazreti Ömer soruyor, sen ne mi diyor Ebu Mihcen? Gene mi geldin derecesine? Hazreti Ebu Mihcen üzerindeki bu lekeyi gidermek için, bakın Sad bin Ebi Vakkas'ın Farisiler ile savaşmak için giden ordusuna katılır. Yiğit bir adam, cesur bir şahsiyet, hünerini gösterecek, hem kendi memnun olacak, hem de Müslümanların nazarındaki lekesini giderecek. Bakın yol uzar, Ebu Mihcen bir ağacın altına girer ve şu beyitleri okur. Allah rızası için gözlerinizi açın Müslümanlar. Allah rızası için şu sözleri iyi dinleyin. Allah Resulü'nü görmüş, Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde yaşamış, Hazreti Ömer bin Hattab döneminde Kadisiye Savaşı'nın mücahitlerinden biri. Bir ağacın kenarına gidiyor ve şu beyitleri okuyor. Diyor ki, öldüğümde beni bir üzüm çubuğunun dibine gömün ki, dikkat edin, bir üzüm, asma ağacının tabirlerinde ise çubuğunun dibine gömün ki onun şarabı, o üzüm duracak ya, neye dönüşecek? Şaraba dönüşecek. Onun şarabı çürüyen kemiklerimi ıslatsın. Sakın beni boş bir araziye gömmeyin. Öldükten sonra da olsa onu tatmaktan, mahrum kalmaktan korkarım. Mezarımı zaferan şarabıyla yıkayın. Çünkü ben onun esiri olmuş bir adamım der. Allahu Ekber. Allah Resulü'nün yiğit sahabesi, Sad bin Ebi Vakkas'ın Kadisiye Savaşı'ndaki yiğit mücahidinin söylediği sözlere bakın. Lan biz ne olacak? Adamı tekfir etme konusunda yarışırız. Sad bin Ebi Vakkas'ın kulağına bu sözler gider. Der ki bu akıllanmayacak. Savaşta cihat cephesinde ölümün kokusunun hissedildiği yerde bu sözleri söyleyen bir adam ne yapılması lazım? Hemen karargah kurulur. Karargahın bir bölümünde Ebu Mihcen'i hapseder. Mücahitler savaşa giderler. Sad bin Ebi Vakkas hanımına tenbih eder. Der ki bu adamı asla salma. Tutukludur kendisi. Ve hani dedik ya şair ruhlu bir adam. Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımına öyle bir şiirler okur ki, öyle sözler söyler ki, vallahi der ben Kadisiye'de savaşacağım, tekrar geri gelip sana der teslim olacağım. Korkma. Kadın güvenir kendisine. Sahabedir. Evet, bir hatası vardır ama adildir. Allah adına yemin ettiyse yeminini geri koymaz. Ve bakın diyor ki rivayette üzerine böyle bir çarşaf seriyor. Tabiri yerindeyse yüzünü kapatıyor. Atına biniyor. Kadisiye meydanına gidiyor.
diyorlar ki savaşın seyrini değiştiren hamleler yapıyor. Allahu Ekber. Kadisiye Savaşı İran'la yapılan, Farisilerle yapılan ilk en büyük savaşlardan biridir. Savaşın seyrini değiştiriyor. Müslümanların galip geldiğini anlayınca atını hemen koşturuyor. Karargaha gidiyor ve hanımına teslim olur Sad bin Ebi Vakkas. Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımı onu hapsediyor. Sad bin Ebi Vakkas şüpheleniyor. Yüzü kapalı, örtülü, tanıyamıyor ama ordu kumandanı. Askerini nereden tanıyor kardeşler? Kılıç sallamasından tanıyor. Bu diyor Ebu Mihcen'den başkası olamaz. Hemen koşuyor karargahına. Karargahı bir gidiyor içeride Ebu Mihcen. Hanımına soruyor, sıkıştırıyor hanımını. Hanımı olayı anlatınca Sad bin Ebi Vakkas onun yaptığı bu iyilikten dolayı kapıyı açar ve der ki seni serbest bırakıyorum. Sana had cezası yok. Seni cezalandırmayacağım der. Şimdi hürsün, serbestsin. Nereye gidiyorsan git. Der ki vallahi bu andan itibaren Ebu Mihcen kendisine yapılan, bakın o kadar darbe vuruldu. Sırtında o kadar kırbaçlar, sopalar kırıldı. Sad bin Ebi Vakkas'ın yaptığı bu iyilikten öyle bir pişmanlık duyar ki der ki vallahi bu andan itibaren ne içeceğim ne de müstehcen şiirler söyleyeceğim. Ne oluyor biliyor musunuz sonuç? Hazreti Ömer radıyallahu anh inşallah şehit oluyor. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde mümin orduları Azerbaycan'a kadar dayanıyor. Orada şehadet şerbetini içip Azerbaycan topraklarına gömülüyor. Allahu Ekber. Müslümanlar, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabı ipi uzayıp giden haramların birinden çıkıp birinden lezzet almaya çalışan kardeşlerini, şeytan ve dostlarını asla terk etmediler. Biz Müslümanlar biraz haramın değişik kapılarını açsınlar. Sırlı dünyaların içerisine girmeye başlasınlar. Biraz dernekten uzaklaşsınlar. Mescitlerden uzaklaşsınlar. Sohbet halkalarından uzaklaşsınlar. Müslümanlarla oturmayı terk etsinler. Ne deriz? Yahu Allah senin müstahakını versin. Neyi hak ediyorsan Allah sana onu versin. Sen bize yar olmadın, git şeytan ve dostlarına yar ol diye beddua da ederiz. Ama unutma, ne Peygamber aleyhisselam ne de ashabı günahkar olan kardeşlerini şeytan ve dostlarına yem etmedi. O uzun ipin dizginini tuttular. Onları tekrar imanın saflarına geri çektiler. Elhamdülillah. Peki biz ne yapıyoruz kardeşler? 364 gün boyunca iplerini tutmadığımız, yüzlerine bakmadığımız, kapı komşumuzdur, halini hatırını sormadığımız, biz camiye giderken o altılı oynamaya gidiyordu. Biz sohbet halkalarına giderken o fuhuş yuvalarına gidiyordu. Biz nasihatlaşmaya gidiyorduk, birbirimize Allah'ı hatırlatmaya gidiyorduk, o bonzayı kullanmaya gidiyordu. Sonra onun karşısına dikildik. 364 gün boyunca bağını serbest bıraktık. Dizginini tutmadık bile. 364 gün sonra ona dedik ki aman ha kardeş dedik. Aman. Sakın dedik yılbaşı kutlama. Sakın ama. Aman ha sakın içki içme o gün. Aman ha sakın kumar oynama. Hindi eti mi? Aman kaç. Domuzdan kaçtığın gibi kaç o gün. Neden? Dedi ki çünkü bir kavme benzeyen onlardandır. Bu Yahudilerin ve Hristiyanların adetidir. Aman ha dedi kardeşe yaklaşma. Allah fal oklarını, kumarı, içkiyi ricz olarak, necis, pislik olarak bahsediyor. Aman dedik yaklaşma. Doğru mu yaptık? Evet doğru yaptık. Doğru mu söyledik? Evet doğru söyledik. Şimdi ben sana soruyorum Allah için. 365. gün salı sabahında ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız Allah için cevap verin. Yine yolda göreceksiniz, suratına bakmayacaksınız. Siz camiye gideceksiniz, o genel eve gidecek. Siz sohbet halkalarına gideceksiniz, aman mıy mıy tıbidir görmesin beni diyerek arabanın arkasından kaçacaksınız. Ya bırak Müslüman ya. Bırak Allah'ını seversen ya.
Bırak. 364 gün boyunca bağını bıraktın. Şeytanın ve dostlarının otlaklarında adam otladı. Aman dedik Yahudi ve Hristiyanlara benzeme. Eyvallah doğru söylüyorsun. Ama bırak. Ne olur kendine bir dön ya. Bir nefsimize dönelim Müslümanlar. Adamın telefonunu sildik. Telefon numarasını sildik. Adamın cenazesi oldu, taziyesine gitmedik. Kızını evlendirdi, tebrik etmeye gitmedik. Hastanesinden komadan adamı çıktı. Hanımı ölüyordu. Bir kere Allah rızası için ziyaret etmedik. 365. gün inanıyorum sabahleyin salı sabahında sen ve ben başta olmak üzere WhatsApp durumlarımızda, Facebook adreslerimizde, Twitter sayfalarımızda, hanımlarımızla yemek yediğimiz yerleri, kardeşlerimizle mangal yaptığımız köşkleri paylaşacağız. Nerede kardeşim ayet hadisler şimdi? Gitmeyeceğiz mi salı sabahından sonra adamın evine? Yapma be kardeşim. Demeyeceğiz mi? Kumar oynama demeyeceğiz mi? Hırsızlık yapma demeyeceğiz mi? Zina etme demeyeceğiz mi? Allah'ın kitabını oku demeyeceğiz mi? Resulullah'ın sünnetine yapış demeyeceğiz mi? Bir dahaki yılbaşında görüşmek üzere. Ne diyeceğiz? Müslümanlar kendimize gelelim ne olur ya. Kendimize gelelim. Uyarmayalım demiyorum. Eğer sen Nuh Aleyhisselam gibi hayatının her alanında gece, gündüz, sabah akşam hiç fark etmeksizin yüksek sesle çıktın şu minderi, çıktın şu tepelere bağırdın. Ey insanlar Allah'tan korkun. Sana dediler ki sen delirmişsin. Sen adamın yakasından tuttun yapma be kardeşim dedin. Lan bırak dedi kıyamet gününde vallahi Allah'ın huzuruna çıkacağım. Diyeceğim ki Allah'ın falancası nasihat etti. Ya bırak düş yakamdan. Hanımımın yakasından düş. Ben onun mini etekle gezmesini seviyorum. Lan ne işin var senin çarşaf giydiriyorsun benim hanımıma? Ben namaz kılmak istemiyorum. Diyen adama yapıştık da o adam şöyle mi yaptı ya? Aman ha dedi Yusuf geliyor, rahmet geliyor. Lan saklanın lan. Bu adam ne içirir ne başka bir şey yaptırır. Dediler mi abi bize? Varsa içinizde böyle bir yiğit. Lan ne yapıyorsanız yapın vallahi. Şu halk milli piyango almasın diye çırpının. Yoksa internet, sosyal medyada tıklanma rekorları kılmak için Nimet ablanın Eminönü'ndeki adresinin de sohbet yapıyorsa ya bırak kardeşim Allah'ını seversen ya. Reytingi bırak. Şovu bırak. Ama sen Nuh Aleyhisselam gibi, Salih Aleyhisselam gibi, Zekeriya Aleyhisselam gibi, Yahya Aleyhisselam gibi, öldürülme pahasına İsa Aleyhisselam gibi şu sokaklarda koşturuyorsan ne paylaşıyorsan paylaş tabii ki. Davetin yer bulacaktır. Şu an bulmuyor. Benim vallahi buradan gitmiyor bir türlü. Kalbim bir türlü kabullenemiyor. 364 gün boyunca şeytana ve dostlarına bıraktığım adama gel bir günde Müslümanca yaşa diyemiyorum. Ya derse dün neredeydin? Ya derse bana benim evladım bonzayı içerken senin tam şu sokağın köşesindeki ağacın dibinde ben gencimi 20 yaşındaki yiğidimi kaybettim. Lan neredeydin derse ne yapacağız? El Fatiha amca ne diyeyim? Keşke bir diğer yılbaşına kadar yaşasaydı mı diyecektik. Müslümanlar kandırmayın ne olur kendinize. Ben de kandırmayayım sen de kandırma. Ama Nuh Aleyhisselam gibi bu sokaklarda çırpınanlar benim söylediğim sözlerin hepsi dışındadır. Evet aziz dostlarım. O yüzden şu dernek çalışan kardeşlerimiz var ya, kimi Güneşli'de, kimi İstanbul'da, kimi Ankara'da, kimi Konya'da, kimi Adana'da, kimi Van'da, elhamdülillah. Şu dernek çalışanları var ya, vakıf çalışanları, hizmet ehli olanlar, ne olur çok çalışsınlar. Endonezya'ya yardım mı yapacağız? Arakan'a yardım mı yapacağız? Doğu Türkistan'a yardım mı yapacağız? Şırnak'a yardım mı yapacağız? Sokağımızda aç mı var yardım edeceğiz? Niye biliyor musunuz? İçimizdeki hayırı ortaya çıkartmak için yapacağız. Etrafımızda gözlerimizin içine bakan, ya abi ben daha imanımdan bir şey kaybetmedim. Ya ne olur tamam namazı bıraktım. Abla tamam çarşafı çıkarttım. Önce güllü elbiseler giydim. Şimdi ondan da sıyrıldım. Ama vallahi Allah'ı seviyorum. Resulünü seviyorum. Allah'ın dinini seviyorum. Benim de yardımımı kabul et diyenlerin kalbindeki imanı ortaya devşirmek için çalışacağız. Hem kendi imanımızı diri tutacağız,
hem de en yakınımızdan en uzağımıza kadar Müslümanların, özellikle gaflet örtüsüne örtülmüş Müslümanların kalplerindeki imanı ortaya çıkartmaya çalışacağız. Mücadele edeceğiz. Kapı kapı gezin ne olur. Dükkan dükkan gezin ne olur. Piknikler mi düzenliyorsunuz? Camilerde çorba mı dağıtıyorsunuz? Broşürler mi dağıtıyorsunuz sokaklarda? Sohbet halkalarına mı davet ediyorsunuz? Ne olur çalışın. Çalışın, vallahi insanların içerisindeki iyiliği ve hayrı harekete geçirelim. Bizim insanımız, Allah'a hamdolsun ki kör kütük şeytanın ve taraftarlarının dostu olamadılar. İstisnalar haricinde. Ama şu sokaklarda yer alanlar, Allah Resulü'nün ifadesiyle kendisinin lanetlendiği arkadaşının durumuna sakın ha dedi kardeşine lanet etme içki içtiğinden dolayı. O Allah ve Resulünü çok seviyor diyen burada bazı insanlar varsa onların hayrını ortaya çıkartmak için gayret göstereceğiz. Son olarak özür dileyerek affınıza sığınıyorum. Son olarak bazı anneler var değil mi? Evlatlarının mümin bir erkek olması, kızlarının mümine bir bayan olması için onları bir an dahi bebekliğinde süt emzirirken abdestsiz dolaşmayan anneler var. Allah onlardan razı olsun. Daha çocuğu kendi rahmine düştüğü andan itibaren Meryem Aleyhisselam'ın annesi Hanne gibi Allah'ım benim çocuğum kız olacak ama ben onu senin dinine adıyorum diyen anne babalar var ya. Biraz çocuğu büyüyor, harekete başlıyor, kımıldamaya başlıyor. Çocuğunu asla bırakmıyor. Ne yapıyor? Hemen Kur'an kurslarına, hafızlık meselelerine, derneklere gönderiyor. Aman ha kardeşim diyor. Ben evde yapıyorum ama beceremiyorum. Çalışıyorum ama sonuç alamıyorum. Bana yardım et. Demiyor musun abi? Diyen yok mu kardeşlerim? Şimdi soruyorum size. Buna rağmen, bu kadar çırpınmanıza rağmen bir bakıyorsunuz ki çocuğunuz, kızınız sizden uzaklaşmış. İpi uzadıkça sizle olan mesafesi artmış. Yahu siz onun için ne kadar gözyaşı dökmüştünüz, ağlamıştınız, Allah'ın kitabını, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini ilmik ilmik işliyordunuz ona. Yahu ne oldu da bir anda bu çocuk büyüdükçe şeytana yaklaştı. Dost, şeytanın dostlarına doğru kaymaya başladı. Korkuyoruz değil mi? Bir anda bir bakıyorsunuz 20'li yaşlarda, 25, artık hayatı anladı, anlamlandırmaya başladı. Harama gidiyor bakıyorsunuz, haramdan tat almıyor, geri geliyor. Şeytan ve dostlarının kucağına oturuyor, samimi ve sıcak gelmiyor, geri kaçıyor. Nefsini okşayan mekanlara giriyor, bir türlü mutlu ve huzurlu olamıyor, geri adım atıyor. Arkadaşlar tam 25-30 yaşlarında, yaş önemli değil. O çocuktan vazgeçtiğiniz anda, yani dediniz ki Allah'ım ben bunu mescide adadım, cennete adadım ama bu cehennemi tercih etti. Şeytanı ve dostlarını tercih etti. Benim bu andan itibaren yapacak hiçbir şeyim yok. Nuh Aleyhisselam gibi takatim tükendi. Eyüp Aleyhisselam gibi artık takatim tükendi dediniz. Yahu bir baktınız çocuğunuz eskisinden daha iyi bir şekilde geliyor. Daha yiğit bir şekilde geliyor. Allah'ı daha çok sever bir halde geliyor. Resulullah Aleyhisselam'ı daha çok sever bir halde geliyor. Allah'ın dinine hizmet etme konusunda daha gayretli olduğunu görüyorsunuz. Peki neden? Soruyorum, Allah rızası için bir kardeşim bana cevap versin. Peki neden? Haramın birini açtı, mutmain olmadı, kaçtı. Tam dedin bunu entel magandalara kaptırıyorum, dünyanın adamı olacak. Bir baktınız ki çocuk sere serpe, uzun sakallı, güzel örtülü, Allah'ı seven, Resulünü seven bir halde karşına dikildi ve seni utandıracak bir hayatın içerisine girdi. Neden? Bu durumu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel betimliyor. Sebebi İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muhammed'in canı elinde olan zata yemin olsun ki mutmain olun diye Resulullah aleyhisselam söylüyor. Yemin ediyor. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısı gibidir. Mümin bal arısı gibidir. Yediği temizdir, çıkarttığı temizdir, konduğu yeri kırmaz ve bozmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hani sen dün çocuğuna
yemek yedirirken, süt içirirken Kur'an ve sünneti de onun damarlarına enjekte ettin ya. Hani çocuğun tam böyle haram sahneleri görürken dedin ki evladım bakma o haramdır. Buna bakan cehenneme girer. Allah kitabında böyle der, peygamber sünnetinde böyle der. Dedin ya. Namaz kılmadığı zaman onu uyardın, Allah'la korkuttun. Resulullah Aleyhisselam'ın güzel ahlakını ortaya koydun ya. Hani sen onu Selefi Salih'in hikayeleriyle büyüttün ya. Dedesinin, babasının hikayeleriyle değil de sahabenin hikayeleriyle büyüttün ya. Sen o sahabe ol diye sana bu ismi verdik ya. Abi işte o damar patladı, çatladı o gün. Bal arısı gibi güzel şeylerden besledin ya sen onu. Allah o güzel şeylerin hatırına o çocuğu tekrar sana geri gönderdi. Mümin bal arısı gibidir. Yediği temizdir, çıkarttığı temizdir. Konduğu zaman da kırmaz ve zarar vermez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet biz şu ana kadar yaptığımız bu iki derste şunları gördük. Bir, Müslüman hurma ağacı gibidir. Diktir, güçlüdür. Yaprakları hiçbir zaman dökülmez ve sürekli meyve verir. Müslüman saf altın gibidir. Yere düşse, parçası kırılsa değerinden hiçbir şey kaybetmez. Müslüman bir fidan gibidir. Onu kırmaya çalışırlar, ezmeye çalışırlar. En ağır işkenceler ile Allah'tan ve Resulünden uzaklaştırmaya çalışırlar. Peygamber aleyhisselam dedi ki o tekrar havaya çıkar. Müslüman at gibidir. Yeri geldiği zaman merkezden uzaklaşır ama döneceği yer yine aynı yerdir. Mümin bal arısı gibidir. Güzel şeylerden beslenir. Kitaptan ve sünnetten gıdalanır. Bu kitabın, sünnetin uygun gördüğü amelleri icra eder. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nitelendirdiği, resmettiği müminlerin arasına bizleri katsın. Ehlimizi, akrabalarımızı, kardeşlerimizi sırat-ı müstakim üzere kılsın. Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Sudan'a, Sudan'dan Doğu Türkistan'a kadar yeryüzünün birçok bölgesinde zulüm altında bulunan mümin erkek ve mümin kadınlara, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara Cenab-ı Allah yardım etsin. Allah Azze ve Celle kibrinden, hasedinden, haddi aşmışlığından dolayı yeryüzünü ifsad etmeye çalışan başta Yahudilerin öncüleri İsrail, Hristiyanların gözbebeği İngiltere'nin bütün gücünü, kuvvetini kırsın ve yok etsin. Allah Azze ve Celle zulmü bertaraf etsin. Müslümanların, müminlerin akıbetleri hayır, cennetleri firdevs olsun inşallah. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.